Önemli bir konuğum olacak diye çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Alp Tunç hocam hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Hoş bulduk. Hocam 3 aydır artık dünyanın gündemi koronavirüs. Koronavirüsle yatıyoruz, koronavirüsle kalkıyoruz. Evet. Artık psikolojik olarak da aslında bizi etkilemeye başladı diyebiliriz aslında. Ama şöyle bilgileri bir tazelemek gerekirse, gerçekten bu hastalık, enfeksiyon hastalığı nedir? Nasıl bulaşıyor bizlere? Nasıl korunacağız? Böyle kısa kısa bir değinelim, vatandaşların da böyle bilgileri tazelensin. Evet. Biraz daha artık tedbirleri daha sıkı alalım istiyoruz. Söz evet. Sizde hocam, buyurun. Öncelikle beni davet ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. COVID-19 enfeksiyonu, korona enfeksiyonu diye de biliniyor halk içerisinde. COVID-19 enfeksiyonu ilk olarak 2019 yılı Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından saptanmış. Daha sonra Şubat 2020 tarihine geldiği zaman bunun dünya çapında bir enfeksiyon, yani pandemi enfeksiyonu olduğu belirlenmiş. COVID-19 enfeksiyonun ismi, koronavirüs ailesinden SARS-CoV-2 ki bilimsel ismi bu, isimli virüs tarafından yapılan bir enfeksiyon. Özelliği dediğim gibi tüm dünyayı sarmış olması, yani bir pandemi olması. Tüm dünyayı sarınca yeni bir virüste olduğu için bu birçok maalesef can alabiliyor. Bundan dolayı hani bu enfeksiyon bizim için çok önemli. Peki hocam, bulaştırıcılığı normal bir virüse göre daha fazla sanırım. Bu kadar kısa sürede 1 milyon insana bulaşması normal mi bir virüsün? Kesinlikle dediğiniz gibi bulaştırıcılığı bir grip virüsüne göre daha fazla. Tabii ki alınan önlemler de hani çok önemli. Diğer grip virüslerine vücudumuz tanıyor. Yalnız bu koronavirüs ailesinden olan virüs mutasyon geçirerek oluştuğu için, yeni bir virüs olduğu için çok insanın vücudu bunu tanımıyor. Dolayısıyla çok çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Tabii alınan önlemler de yine çok önemli yayılmaması açısından. Şimdi ekranlarda bizler de görüyoruz, doktorlar da söylüyorlar. Özellikle septokların başında yüksek ateş. Ama vatandaşlar bu konuda bazen normal bir üşütmeden dolayı kaynaklanan ateşten de ya da bir enfeksiyon, başka bir basit bir enfeksiyondan da vücut bağışıklık sistemi kendini korumak için ateşini yükseltiyor doğal olarak. Bunu da koronavirüs nedeniyle zanneden vatandaşlarımız da var psikolojik olarak. Sonra nefes darlığı, normalde de nefes darlığı çekip ya da bir aktivitenin ardından kısa bir nefes darlığı yaşayan insanlar da bir anda psikolojik olarak acaba bende de mi başladı diye. Tam semptomları nedir hocam bu hastalığın? Tam anlamıyla iyice şiddetli hale geldiğinde mi hastaneye başvurmalıyız? Yoksa şüphelerimiz ne üzerine olmalı? Hemen ne zaman gitmeliyiz sağlık kuruluşlarına? Şöyle, biraz önce de dediğim gibi bu bir pandemi ve tüm dünyada şu an yaygın. Koronavirüsün yeni koronavirüs, yeni bir virüs olduğu için aslında kliniği dört dörtlük hiç kimse bilmiyor. Yani son 3 aylık bir dönemden bahsediyorum. Ama şu an için öksürük, ateş, nefes darlığı en tipik semptomlar. Bunun dışında kusma, ishalle gelen vakalar olabiliyor. Özellikle çocuklarda bunu çok sık olarak görüyoruz. Bunun dışında alerjiyle gelen vakalar saptanmış. İdrar yolu enfeksiyonu bulgularıyla gelen vakalar saptanmış ama bunlar tek tek vakalar. Dediğim gibi olay sadece 3 aylık bir olay. Dolayısıyla aslında klinik ne olacak, ne bitecek bunu henüz hiç kimse bilmiyor. Mesela inme şeklinde gelen koronavirüs vakası saptanmış birkaç tane. Yani bunlar çok yeni ama en sık semptomlar söylediğim gibi öksürük, ateş, nefes darlığı. Peki hocam, ölüm oranı %3,5-4 gibi açıkladı ortalama Dünya Sağlık Örgütü. Şu anda da Türkiye'de 1,5'la 2 arasında son rakamlara göre. Evet. Ancak ölüm oranının bu kadar düşük olmasına rağmen sayıların hızlı artması enfeksiyonun çok hızlı yayılmasına mı bağlı? Yani ölüm oranı aslında düşük bu SARS gibi bazı hastalıklara göre. Evet. Ama çok hızlı yayıldığı için mi ölüm sayıları artıyor o oranda hızlı? O konuda vatandaşların bazı tereddütleri var. Gerçekten ölüm oranı düşük mü yoksa yüksek mi? Neden bu kadar bir anda ölüm oranı hızlı artıyor diye? Şöyle, enfeksiyonun hızlı yayılması eğer
yeterli sağlık ekipmanımız, sağlık personellerimizde yoksa hızlı yayılan bir enfeksiyonda ölüm olanı artar. Türkiye açısından bu açıdan şanslıyız. Çünkü gerçekten sağlık sektörümüz çok profesyonel çalışıyor. Teknolojik olarak çok iyi bir yerdeyiz. Birçok Avrupa ülkesine göre çok çok iyi bir yerdeyiz. O açıdan Türkiye'deki ölüm oranları şu an için hani daha az. Ama eğer gerekli tedbirlere dikkat etmezsek, sağlık sisteminin kendisine yetebileceği kısmı eğer aşarsa, o zaman bizim ölüm oranlarımız da çok çok yükselecektir. Burada da biz doktorlar tamam ama halka çok büyük işler düşüyor. Şimdi sağlık sisteminin tedavi edebileceği kadar hastanın olması dediniz. İşte bu hep bahsediliyor. Pik seviyeye ne zaman gelinecek ya da hızlı bir artışta sağlık sistemi çöker mi? Aslında buradaki matematiği biraz daha açabilir miyiz vatandaşların anlaması anlamında? Yani hastalık sayısını, hastalanan kişi sayısını zamana mı yaymak istiyoruz biz aslında biraz daha? Çok güzel ifade ettiniz. Çok güzel ifade ettiniz. Bir miktar insan hastalanacak. Belki hemen hemen aynı miktar insan hastalanacak. Ama eğer bu insanların hastalanması yavaş yavaş olursa, buna sağlık sisteminin o çizgisinin altında kalırsa sorun yok. Ama eğer birden hızlı bir şekilde yükselirse, o çizginin üzerine çıkarsa böyle bir durumda sağlık sistemi yetmeyecektir. O çizginin üzerinde kalan hastalardan çok fazla kayıp olacaktır. Muhtemelen de bunu engellemek için işte evde kalmak, izolasyon, sosyal mesafe. Evet, bunlar çok önemli. Çok önemli. Kesinlikle. Zaten bu konuda devletimiz gerekli tedbirleri de hemen aldı. Okulları tatil etti. Uçuşlar yasaklandı. Evde izolasyon, sosyal izolasyonun yapılması için kafeler, restoranlar biliyorsunuz kapandı. Bunun dışında da bir devletin yapabileceği başka bir önlem karantina önlemidir. Bölgesel olarak alınabilir veya tüm yurtta karantina önlemi alınabilir. Bir devletin yapabileceği şeyler bunlardır. Tabii bize de çok fazla görev düşüyor. Sosyal izolasyona dikkat etmek, evden çıkmamak çok çok önemli. Temizliğe dikkat etmek çok önemli. Doğru el yıkamak çok çok önemli. Çünkü biz bu virüsleri yüzeylerden elimizle dokunarak vücudumuza alıyoruz aslında. Virüsü alıyoruz yüzeyden ağzımıza, gözümüze, burnumuz yoluyla önce solunum sistemine, oradan akciğerlere kadar ilerliyor ve virüsteki esas sıkıntı akciğer enfeksiyonu oluşması, zatürre oluşması ve solunum yetmezliği oluşması. Ki bundan sonra zaten solunum yetmezliği sonrasında ölüm ortaya çıkıyor. Onun için temizlik, el yıkamak, çevrenin dezenfeksiyonu çok önemli. Bir de bazı vatandaşlarımız biraz durumu abartıyor. Aşırı kolonya, aşırı sabun, dezenfektan tüketiminden dolayı işte elde, yüzde bazı yıpranmalar, yaralar evet, hatta oluşabiliyor. Evet. Bu konuyla ilgili de bir görüşünüz var mı? Şöyle, dezenfektanları da tabii ki kullanacağız ama en önemlisi el yıkama. Öncelikle elimizi iyi temizleyeceğiz. Dezenfektanları mümkünse yüzeyleri temizlemek için özellikle kullanacağız. Tabii gerçekten söylediğiniz gibi bazen hani abartılıyor, o kadar çok vücuduna dezenfektan sürülmüş ki bir sürü egzamalar bize geliyor. Yani bu değil, el yıkamak çok önemli. Lütfen doğru şekilde sık sık ellerimizi temizleyelim, ellerimizi yıkayalım. Hocam bir de işte bazı ilaç ve maddeler var. Kullanımının enfeksiyonu arttırdığına dair ibuprofen, zerdeçal gibi ürünler tartışılıyor hatta. Bu konuya bir açıklık getirebilir miyiz? Evet. Bu maddeler bir etkisi oluyor mu? Olumlu ya da olumsuz? Evet, çok güzel bir konuya temas ettiniz. Gerçekten böyle söylentiler çıktıktan sonra insanlar tansiyon ilaçlarını bıraktılar. İbuprofen dediğimiz grup, ateş düşürücü, ağrı kesici grup ki bunu biz çocuklarda çok sık kullanırız. Bunu kullanmamaya başladılar. Çocuklarda yüksek ateşler, havaleler olmaya başladı. Evet. Söylediğiniz gibi bu ilaçların, bu tansiyon ilaçlarının, ibuprofen grubunun veya bağışıklık sistemini destekleyen zerdeçalın kullanılmasının koronavirüs enfeksiyonunu artırdığına dair bir yayın yok. Hatta özellikle o zerdeçal gibi bağışıklık sistemini destekleyen doğal ilaçların kullanılması koronavirüs enfeksiyonunu azaltıyor. Bu konuda çalışmalar var. Dolayısıyla böyle bir şey yok. Lütfen ilaçlarımızı bırakmayalım. Düzgün bir şekilde ilaçlarımızı kullanalım. Tabii özellikle tansiyon hastalarını etkileyen bir
virüs olduğu için de ilacı bırakmaları durumunda direkt risk grubuna girebilecekleri çok güzel ifade ettiniz. Aşikar. Hocam çocuklar şimdi okulda da değiller, evdeler artık. Dışarıya çıkamıyorlar. Marketlere ve özellikle 12 yaş altı çocukların pazarlara girmesi de yasaklandı. Artık evdeler. Kimlerle? Özellikle dedeleriyle evdeler, babaanneleriyle, anneanneleriyle evdeler. Çünkü onların da sokağa çıkması yasak. Hı. Çocuklar da evde kalıyorlar. Çocuklar bu anlamda biraz daha farklı bir psikolojiye sahip. Onlara pek durumu anlatmakta güçlük çekiyoruz ama çocukları nasıl koruyacağız? Çocuklarla ilgili nasıl davranmamız gerekiyor bu süreçte? Neler öneriyorsunuz? Öncelikle çocuklarda enfeksiyon olmuyor diye önce bir hani düşünce var. Evet. Genele bakıldığı zaman çocuklarda hastalık oranı daha az gözüküyor. Ama söylediğiniz gibi bu çocuklar yaşlı insanlarla birebir zaman geçiriyorlar. Dolayısıyla çocuklar hasta olduğu zaman yaşlılara, bağışıklık sistemi zayıf kişilere bu enfeksiyonu yayıyorlar. O açıdan çocukların hasta olmaması da çok çok önemli. Bir yandan da bu koronavirüs enfeksiyonunun olması bizim için aslında bir fırsat. Çünkü çocuklara birçok konuyu öğretebiliriz bu dönemde. Çocuklar biliyorsunuz bizleri taklit ederek öğrenirler. Onlara evet. Bir şeyleri anlatmak zordur. Ama bir şeyleri gösterdiğiniz zaman bu işi çok daha iyi öğrenirler. Onun için evde kalınan dönemde ellerimizi güzel yıkamamız, doğru yıkamamız, onlara göstermemiz bunu çok önemli. Öksürürken, hapşırırken işte dirseğimize öksürmemiz, hapşırmamız bunlar çok önemli. Bağışıklık sisteminin desteklenmesi için zamanında hani uyumak önemli. Bu açıdan hani çocuklara bunu göstermek yine çok önemli o şekilde. Dolayısıyla bunu aslında bir fırsat gibi de görüp çocuklara örnek olmak gerekiyor. Sağlıklı beslenme konusunda özellikle çocukların beslenmesiyle ilgili. Çünkü o yaştaki grup yemek seçen, sağlıklı beslenmeyen bir grup. Hocam özellikle şimdi çocuklar için korunma yolları anlamında neler tavsiye edersiniz? Ya da çocuk sahibi aile bireyleri için çocuklarına özel bir hijyen programı yapmalarına gerek var mı? Yoksa klasik temizlik alışkanlıklarıyla bu virüsten korunmaları mümkün mü? Kesinlikle el yıkamak dediğim gibi hani her seferinde aynı cümleyi kuruyorum ama el yıkamak çok önemli. Ellerini hani güzel yıkamak, güzel hani temizlemek önemli. Dezenfeksiyonla ortamların temizlenmesi önemli. Bunun dışında da koronavirüs enfeksiyonunda belki en önemli faktör kişinin bağışıklık sistemi. Bağışıklık sistemini çocuklarımızın ve kendimizin artırmamız yine çok önemli. Bağışıklık sisteminde öncelikle kişi doğru, yeterli bir uyku almalıdır. Bizler genellikle uyuduğumuz zaman daha az enerji harcarız. Dolayısıyla vücut tüm enerjisini mikroplarla savaşmaya harcar. Bunun dışında geceleri salınan bir hormon olan melatonin hormonu antioksidan bir hormondur. Yani bizleri virüslere, bakterilere ve toksinlere karşı korur. Onun için çocukları doğru zamanda yatırmak, bizim doğru zamanda uyumamız çok önemli. Yine beslenme çok büyük önem taşıyor. Bağırsak sistemimizin, bağışıklık sistemimizle ilişkisi çok büyük. Eğer sağlıklı bir bağırsağa sahipseniz, sağlıklı bir bağışıklık sistemine de sahipsiniz diyebiliriz. Dolayısıyla bağırsak sistemimizi kuvvetlendirmek için kemik suyu tüketimi yine çok önemli. Beta karoten içeren meyve ve sebzeler tüketmek ki bunlar sarı, kırmızı, turuncu meyveler ve sebzeleri tüketmek çok önemli. Yeterli protein alımı yine çok önemli çünkü virüslere karşı savaşan antikor dediğimiz maddeler protein yapıda. Dolayısıyla yeterli protein alacağız ki o virüslere karşı antikorlar üretebilebilsin diye. Ki herkese günde bir veya iki yumurta düzenli olarak yenmesini öneriyorum mutlaka. Bunu burada söylemiş olalım. Bunun dışında C vitamini tüketmek, turunçgiller, meyveler, sebzeler, yeşil yapraklı sebzeler tüketmek yine çok önemli. Sülfür bileşenleri içeren besinleri tüketmek, soğan, sarımsak, karnabahar, brokoli bunları yemek yine büyük önem taşıyor. Bağışıklık sistemimizin bağışıklık sistemiyle ilişkisini söylemiştik. Dolayısıyla bağırsak floramızı korumak için probiyotik tüketimi de yine çok önemli. Ve son olarak söylemek istediğim şey, eğer haftada en az bir defa balık yemiyorsak hepimizin, çocuklarımız da dahil, balık yağı kullanmamız büyük önem taşıyor sağlıklı bir bağışıklık sistemi için.
Bir de hocam reklamlarda izliyoruz. Özellikle gıda takviye edici bazı haplar var. Bir de işte bazı programlarda şu otu kaynatın, bağışıklık sistemine iyi gelir, bu çayı için diye. Her önümüze gelen otu çayı içebiliyor muyuz? Ya da her vitamin içeren, mineral içeren hapı kullanmamız doğru mu bağışıklık sistemini arttırmak için? Kesinlikle yanlış, kesinlikle yanlış. İyi bir şey yapmaya çalışırken lütfen kötü bir sonuca da neden olmayalım. Biz bir ilacı kullanırken veya bir bitkiyi kullanırken yararının yanında zararının da olmamasını istiyoruz. Önce yararı olsun, sonra da zararının olmamasını istiyoruz. Bu açıdan eğer takviye kullanacaksak mutlaka ve mutlaka doktorumuza danışarak bunu kullanmamız yerinde olacaktır. Hocam son olarak özellikle evdeki çocuklara, ilkokul grubundaki çocuklara buradan bir uyarı niteliğinde, bir tavsiye niteliğinde seslenirseniz hijyenlerine dikkat etmeleri, sağlıklı besin tüketmeleri konusunda bizler de mutlu oluruz. Çocuklar, güzel günler göreceğiz hep birlikte. Bunun olması için sizden biraz sabır istiyorum. Lütfen evimizde kalalım. Annemizin, babamızın bize önerdiği yemekleri yiyelim, düzenli uyuyalım. İnşallah hep beraber çok güzel günler göreceğiz. Hocam çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler ve mesajlar için. Bizler de aydınlanmış olduk. Gerçekten çok teşekkürler. Size de kolaylıklar diliyoruz bir sağlık çalışanı olarak bu zor günlerde. Teşekkür ediyorum. Ben de davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hocam.